Dünya ve bizden tekrar iyi akşamlar. Stüdyoda iki değerli konuğum var. Salih Bıçakçı ve İbrahim Varlı. Hoş geldiniz tekrar. İlk bölümün sonunda Suriye Demokratik Güçleri'nin seçenekleri üzerinde duruyorduk. Salih Hoca'ya sözü vermek üzereydim. Dediğim üzere hani bir yandan çekiliyor, bir yandan Rusya ile işbirliği yapıyor, bir yandan Suriye ordusuna kat, bir yandan çekilmiyor bazı yerlerden, bir yandan ABD ile hem istihbarat paylaşımı, hem bütün bunlar olurken Suriye Demokratik Güçleri haklı bir sempati kazandı dünyada IŞİD'le mücadelesinden dolayı. Evet, Türkiye yerden yere vuruyor fakat dünya genelinde böyle bir sempati kazandı. ABD çekilince de Trump topa tutuldu. Nasıl bırakırsın ortada diye, içeriden de zaten bu yaptırımlarda onu gösteriyor. Buna rağmen de Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri Komutanı çıktı. Trump'a ben müteşekkirim dedi. ABD ile ilişkilerimiz de devam edecek dedi ve oradan da karşılıklı teşekkür geldi. Ve Washington'a davet olundu. Bu resimde siz o pencereden Suriye Demokratik Güçleri'nin akıbetini, bu seçenekleri, bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Şimdi problem bence şöyle bakmalıyız. Tabii bunlara da zorunlu yani, bu arada onu da söyleyeyim. Yani mecbur tabii, ne yapsın başka? Zor evet, seçenekler. Yani bütün ölümcül seçenekler arasında ellerinde var olan kabiliyetleri ve seçeneklerin hepsini ayrı ayrı sepetlere dağıtarak mümkün olan bir yoldan ilerlemeyi düşünüyorlar. Çünkü yani herkes kendince bir oyun izlemeye başlıyor. Problem o. Irak'taki gördüğümüz problemi şu anda Suriye'de yaşıyoruz. Şimdi nedir Rusya o? Şu, yani Rusya bir yandan Kürtleri sıkıştırıyor, konuşuyormuş gibi duruyor. Ama öbür taraftan Türkiye'ye aşağı inme izni veriyor. Hava sahasını kullanma izni veriyor. Ama bütün bu operasyonun başladığı zaman Türk medyasında çok olmayan Kürtlerin Esad rejimiyle uzlaşma anlaşması yayınlandı. Ve anlaşmanın Arapça metni biraz daha böyle alttan alan bir metindi. Ve çünkü onlarla ittifak halinde olmazsa yani iki ölümden birini tercih etmek zorunda kaldı zaten. Bu arada da kimse insaniyet namına Suriye Demokratik Güç, Suriye Kürtlerine gelin şu Cenevre'de masaya siz oturun demiyor. Yok, demiyor. Ne Ruslar diyor, ne Amerikalılar diyor, ne Avrupa Birliği diyor. Kimse de yapmıyor. Ama şimdi bunu söyleyebilecek bir Avrupa Birliği yok. Yani İspanya meselesi ortadayken, Katalan meselesi burada dururken kimsenin bunu söyleyebilecek bir kapasitesi ve kabiliyeti yok. Şimdi problem biraz sanırım Amerika'yı herkes tek başına gibi görüyor. Amerika'da Senato, Kongre ve Trump ayrı iki yerde duruyorlar. Yani her bu noktada kesiştikleri noktalar var, kesişmedikleri noktalar var. Trump meseleyi Kürtlerle anlaşma olarak görüyor ama öbür yandan Türkiye ile de uzlaşmak zorunda olduğu gibi okuyor. Bunda biraz Pentagon'un da izi ve etkisi var, söylemeliyim. Öbür taraftan baktığınız zaman da Senato Kürtlerin ihanet edildiğini düşünüyor. Ama yani mesela Fox iki hafta önce biz operasyonu başlattığımız zaman şey diyordu. Türkiye bizim müttefikimize saldırıyor diye böyle bir altyazı yazarak savaşı gösteriyordu. Şimdi bütün bunlara bakıldığı zaman Trump bir uzlaşı göstererek Kürtleri hala petrol bölgesinin içinde tutmak istiyor. Ama o bölgenin gelecekte ne olacağına dair hiçbir sinyal vermiyor. Askeri varlığını nasıl sürdürebileceği konusunda da çok net bilgiler yok. Çünkü bazen Trump söylese de CENTCOM başka kararlar üretebiliyor. Ve o minvalde davranabiliyor. Senato yaptırımlarla Kürtlerin yanında olduğunu gösterdi. Daha önce zaten vize verilsin acilen, gelsinler konuşalım, dinleyelim kısmına gelmişti. Rusya öte yandan Kürtlerle konuşuyor. O tamam. Vize konusunda ABD Büyükelçiliği'nin Ankara'daki devreye girip hani bu konuda Türkler çok hassas, kırmızı bülten var. Yani bu kadar buraya kadar vardırmayalım işi dediği sızdırıldı. Rivayet ettiriyordu. Evet, o mümkündür. Mümkündür. Çünkü Türkiye'nin böyle tepkilerin ve hassasiyetleri olduğunu biliyoruz. Ama yani Türkiye'nin davranışı da problemli. Buna da biraz sonra geleyim. Evet. Rusya da Kürtlerle konuşuyor. Ve onlara merak etmeyin. Tabii bir de konferans yapıldı işte. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la Şoygu konuştular Mazlum Abdi ile. Bir tek onlar değil, İran'la birlikte konuşmaya başladılar. Yani ama herkes mesela Irak'taki Musul meselesini, Kerkük meselesini, yani Kasım Süleymani'nin oraya gitmeyeceksiniz meselesi mesajlarını unutuyor bunlar. Yani nereye gitmeyeceksiniz pardon? Bunlar Kerkük'ü ele geçirdik, Musul bizimdir dediklerinden kutlama yapıldığı zaman hatırlıyorsunuz hayır orası sizin değil, oradan uzak durun yoksa ben sizi darmaduman ederim demişti. Yani İran'ın da Kürtlere karşı bir problemi var.
Ve ama en başta bütün Türkiye operasyonu sırasında dedi ki biz sizi uzlaştırabiliriz Kürtlerle. Çünkü Türkiye'den fazla Kürtlerle konuşabiliyorlar. Bütün bu şeylerin içinde, bu konuşma kanalları içinde Kürtler de her birisine ayrı ayrı başka şeyler dağıtıyor. Bir de şöyle bir yanılgımız var. SDG'nin sadece tek bloklu ve tek insanlı bir grup olduğunu düşünüyoruz. Yani politik dağılımlar ve farklı yaklaşımlar onların içinde olduğunu unutuyoruz devamlı. Kobani'de federasyon kurulduğu zaman 15 partiden bahsediyorduk. Hatırlar mısınız o dönemleri bilmiyorum. Aynı netlik hala devam ediyor. Yani Kürtlerin fraksiyonları ve duruşlarının farklılığı da var. Herkes kendi konuşabildiği kanal üzerinden alan açmaya çalışıyor. Tabii ama o yani 2011 sonrasında söylediğiniz gibi Kuzey Suriye'de Kürtler arasında bir yanda PYD, bir yanda bu NKS'ye dair partiler vardı. Ama ne zaman ki IŞİD saldırdı ve bu direnişi YPG örgütledi, artık o çok parçalılık da pek görülmez oldu. YPG'nin liderliği olsa bile farklı şekilde varyasyonlu düşünen gruplar hala var. Evet. Yani liderlikte hala YPG'yi görüyoruz. Ama aşağıda varyasyonların olduğunu biliyoruz. Ve her birisinin kişisel bağlantı geçmişinden konuşabildiği kanallar var. Daha rahat konuşabildiği kanallar. Şimdi bir şekilde Kürtlerin Suriye'ye katılacak ama hala korkuları var. Çünkü savaşın yani en başa döndüğümüz zaman bütün problemin başı Esad'tı. Yine o korktuğumuz şeyin yani Suriye yerine Kürtlerinin gidiyoruz. Suriye devletiyle devlet çatısı altında olmakla bir sıkıntısı yok ama rejimle, muhaberat rejimi işte problemimiz Arap bu. Bu değişmedi. Rejimle. Bu ahlak değişmedi. Onun ve içinde anayasa yazılıyor ama anayasa yazımına da Kürtler katılmıyor. Ama benden daha iyi bilirsiniz. Irak'ta anayasa yazım süreci ve olan ilişkiler ve dinamikler. Aynı şey burada da söz konusu olacak. Evet. Türkiye yaptığı yerde şu anda İbrahim Bey'in dediği doğru, bir zafer kazanmış gibi kendi tarafından telafi ediyor. Bence kazanmış bir zafer yok. Türkiye tam tersine bak geliyor vaadinle. Suriye Birliği için Rusya'nın kurduğu bir oyun var. Rusya sahada askeri olarak yok ama elinde olmayan bir şeyle sahayı yönetiyor. Çok iyi yönetiyor bunu ve bütün bu oyunlar içinde de kendi istediği yöne doğru sürüklemiş durumda Kürtleri. Yani Esad'la masaya oturup konuşmaya başlıyorlar ve kendileri bu konuda hızlandırıcı rolde ve belli bir zatı ve noktayı da Türkiye'ye vererek onları belli bir noktanın altında tutmuş oluyor. Yani dolayısıyla bu kazanan kaybeden kim meselesinde çok girif ve zamana yayılmış bir oyun oynanıyor. Kürtler de bütün tarihsel geçmişle öğrendiklerinden dayanarak diyorlar ki biz bu oyunu çok partili oynayalım ve birisi kaybederse diğerinde kaybetmeyelim hiç olmazsa diye maksimize etmek istiyorlar şanslarına. Evet. Peki. Peki İbrahim Varlı, bir de bu işin yani siyasal çözüm dönemi başladı şimdi. Kürtler işin içine katılmadılar ama yani sokturulmadılar, davet edilmediler. Cenevre'de bu görüşmeler başladı. Anayasa demek siyasal çözüm demek. Yani artık silahlar değil kalemler. Fakat bu kırılgan istikrarı bozmaya teşne ülke olarak Türkiye gözüküyor. İster istemez sürekli bir müdahaleyle. Bu arada Irak Kürdistan bölgesinde de devam eden hareket var. Pençe 1, 2, 3, 4 işte 15 bine varan mevcudiyet 23 üst bölgesi. Ve şöyle bir haber yer aldı. Kürdistan bölgesinin başbakanı Mesrur Barzani de gelecekti bu hafta. Ama gelemedi Ankara'ya, ertelendi. Planlanmıştı ama yoktu dendi. Erbil tarafından böyle bir şey yoktu zaten, planlanmadı dendi. Hani rivayet muhtelif. Bu konuda çünkü ilk kez Irak Kürt partileri de birleştiler. Yani birbirleriyle kanlı bıçaklı olan, işte Salih Hoca'nın dediği çok parçalı yapı Irak Kürdistan'da da var. KYB, KDP arasında daha fazla var. Tabii birbirleriyle savaştılar. Sınır var zaten gözükmeyen sınır var. Köy sancaktan. Yani tam ikiye bölünüyor Kürdistan bölgesi orada. Fakat bunlar bu konuda birleşmeyi becerdiler. Yani öyle bir tepki oluştu ki mecbur oldular birleşmekte. Bu yönüyle de bakınca işte bu işin içine bir de kayyumları katınca da bu söylenen hani bizim Türkiye'nin Kürtlerle meselesi yok. Bu terörle mücadeledir ki bunu Milli Savunma Bakanı Akar da yineledi. Hatta ben şöyle düşündüm yani bu denli özgüven varsa basın mensupları davet edilsin o bölgeye. Yani biliyorsunuz bir taraftan böyle söyleniyor, bir taraftan yerli yabancı gazeteciler medya üzerinde yabancılar açısından yasaklı oluyor, Türkiye'ye sokulmuyor, çalışma izni iptal ediliyor. Siz zaten içindesiniz.
Türkiye'de habercilik yapmak çok zor. Hele hele o bölgelere gidince imkansızlaşıyor. Bu herhalde üç parçalı bakınca, İran'ı bir yana bırakalım. Yani Türkiye, Suriye, Irak. Bu Kürtlerle değil PKK terörüyle mücadele söylemi çalışmadı. İçeride çalışıyor bir tek, öyle değil mi? Ya onun da bir raf ömrü var hani içeride. Çalışsın istediği kadar ama şunu görüyoruz ki, biliyoruz ki şimdi yine ben işte genel kanın aksine çok konuşuyoruz hani çeşitli platformlarda. İşte YPG, SDG ve Suriye Kürtleri kaybettiler. İşte Türkiye geldi, işte kantonların birini, ikisini kaybettiler diye çok böyle görüşler var. Ama ben buna katılmıyorum ikisi olarak da. Kürtler kazanan, yani en büyük kazanan. Yani 10 kilometre daha geriye aşağı çekildiler. Ama çok büyük yani bir şey kazandılar. Dünya kamuoyu nezdinde bir dünya destek kazandılar. Dünya kamuoyu nezdinde kazandı. Aynen. Dünya kamuoyu nezdinde Filistinlilerin pozisyonuna düştüler neredeyse. Mazlum, ezilen bir halk, işte laik, seküler, işte IŞİD'i yenen, işte direnen, Orta Doğu'nun o bağnaz iklim içerisinde bir kadınıyla erkeğiyle bir güç. Ya bunlar IŞİD'i yendiler. Şimdi biz onları işte ABD, Trump'ın bahsettiğiniz şekilde bunlar yüz üstü nasıl bırakırız? İşte bunlar bizim Orta Doğu'da, bölgede önemli bir aktör. Karşılığı işte yaptırımlar geldi zaten. Evet, aynen öyle. Tasarısı geldi. Ve bu hani Kürtlerin yani çok zor elde edebilecekleri bir PR'a dönüştü. Yani bir haklı aslında PR tabii. Hani kelime biraz ikiltici olsa da hani PR. Evet. Bir şey kazandı, sempati kazandı. Artık stadyumlarda açanlar da Kürtler değil tabii. Çeşitli stadyumlarda işte Rojova'ya destek, Kürtlere destek yönünde. Çünkü yerde işte bir bütün dünya ayağa kalktı. Bu Kürtleri, Kürt partileri. Bu Hamburg'da St. Pauli şey yaptı değil mi? Tabii. Hani onlar St. Pauli biliyoruz zaten. Onu yapar. Zaten... Hani onlar kimse yapmasa da yapar da. Birçok yerde oldu. Çünkü gördüler hani bu bütün bu kan gözyası acının içerisinde Kürtleri işte direndiler, IŞİD gibi bir vandalizm bir şekilde durduran güçlerdi. Şimdi gittiniz, yalnız bıraktınız. Kim ne? İşte yani zaten Batı kamuoyunda imaj var. İşte Suriye Devleti, işte Rusya, ABD çemberi içerisinde Kürtleri yalnız bıraktınız. Çok ciddi bir sempati kazandılar. Bu 100 yıllık bir şeye bedel Kürtler. Hani 5-10 kilometre çekildiler. Belki bir iki işte köy, kasabayı, kenti kaybettiler ama çok daha büyük bir şeyi kazandılar. Kürtler, şunu artık hepimiz biliyoruz. Kürtler hani bugün Cenevre'de de olmasalar, birçok yerde olmasa, çağrılmasalar da resmi olarak artık bölgenin değişmeyen aktörleri. Bir güç. Rusya'da denklemi kurarken bir şekilde Kürtleri muhatap alıyor. ABD zaten almaya başladı, uzun bir süre alıyordu ama yine her denklemi bir şekilde revize ederek alıyor. Bir şekilde İran herkese yine kabul etti vesaire kendi sıkıntılı sorularına rağmen. Kürtler de, bunlar hocamız bahsetti, Kürtler de aslında bütün yumurtaları aynı sepete koymuyor. Bunu yapan sadece SDG veya Kürtler değil. Rusya da bunu yapmıyor. Yani bütün bu şeylerde, bu denklem içerisinde Türkiye'yi desteklese de, yani bir şekilde yeşil ışık yaksa da, desteklese de, PYD, yol verse de, ama Suriye Kürtleri'yle hiçbir zaman bağını koparmıyor. Yani sen zaten Türkiye, federatif ya da özerkliğe dayalı çözümü tek yazılıya döken de Ruslar. Döken 2017 kendi yazdığı anayasa var. Hatta işte yani o çok ilginç. 84-85 maddelik bir anayasa. Yani hakikaten çoğu içinden yani bir takım kazanımları, Kürtlerin statüsü tanıyan bir şey, mevcudiyet söz konusu. Bu sedeki bu denklemde her üç aktörü de, dört aktörü de bütün denklemde de oynuyor. Yani oradan biraz bahsettiği, hocamızın bahsettiği önemli bir nokta var. Hakikaten SDG ve Suriye Kürtleri de YPG dominant güç olsa da bir yek vücut değiller. Yani çok farklı. Çünkü bir zaten çok böyle katı bir hiyerarşik şey oluşmadı. Çünkü yeni bir oluşum, yeni bir yapı, her aktör, her küresel güç merkezi buldu. Örneğin işte birileri Polatcan, YPG lideri Polatcan üzerinden şey söylerken, birileri SDG'nin başında olan Mazlum Kobani'den yürüyor. Ve bunlar da kendi içerisinde hani ya biz o kadar hiyerarşik bir örgütlülük söz konusu değil. Tamam, var bir çatı, bir örgütlü, bir hiyerarşi var tabii ki. Ama kim nereye çekerse ve buna da açık meyilliler. Çünkü yeni bir oluşum, yeni bir şeyden bahsediyoruz. Çok böyle düzenli bir ordudan, bir şeyden bahsedemeyiz. O yüzden açıklar. Bütün gelişmelere, bütün manipülasyonlara da açıklar bu arada. Kendi işlerinde bütün ayrışmaya da her an elverişliler. Şu anda denklem biraz ona el vermeyecek. Öyle de böyle bir şekilde tek ses olarak gideceklerdir. Ama bu yarın öbürsü gün Rusyacılar, ABC'ler, ABD yanlıları diye kendi aralarında girmeyecekler diye bir şey söz konusu değil.
Ben yani sık sık yurt dışına çektiğim için hani sizlerde keza öyle. Bu Almanya'daki işte toplantılarında vesaire denk gelmiştim. Orada çok şeyler yani geçen seneden bahsediyordu ve bu kıştan. Çok şey tartışılıyorlardı. Biz bu kadar çünkü eleştiriliyorduk. Eleştiriliyorlardı. Bu kadar çok ABD ile yakın fotoğraf göstermeniz hani bak o aleyhinize dönebilir tepki çekiyorsunuz. Ve hakikaten oradan şeyi görüyorduk. Görüldü yani. Bir kanat hakikaten daha çok real politik davranan, realist olanlar işte, vardı. Bir de hakikaten bu işin biraz daha dengeli götürelim. ABD işte ABD'dir. Bu kadar işte dışta olmayalım diyen bir grup vardı. Ama bunlar biraz daha azınlıkta kaldılar. Biraz daha ABD ile çok sıkı fıkı olan, cephede poz veren, nasılsa arkamızda deyip götürenler vardı. Şimdi o kanat biraz daha baskınmış gibi geliyor. Ama hani bunu söyleyenler Irak, Kürdistan referandumunu hatırlatıp ya bakın işte bu kadar yatırım yapma. Evet, 17'de hani bakın yani her an her denklem değişebilir diyorlardı. Denklem hakikaten değişti ama yine de hem kazanım var hem de kaybettikleri bir şey var. Yani evet. Fizik olarak, coğrafi olarak en azından bir şeyler kaybedildi. Peki Salih Hocam, burada kaybedilen Türkiye açısından işte bu küresel kamuoyu umursarsınız, umursamazsınız. Ben umursamıyorum, bana ne kamuoyu denir. Zaten öyle diyor, kabaca tercüme edersek Ankara'nın dediği bu, Erdoğan'ın dediği bu, bize ne? Biz bildiğimiz yoldan gideriz. Ama şu var, işte bu yaptırımlar. Yani tekrar hatırlatayım, 403'e 16 ile geçti. Yani bu küçümsenecek bir çoğunluk değil. Evet. Hani super majority denilen şey bu işte. Ve yaptırımların içinde yok yok. Aynı gün ve bunlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılıyor. Ermeni soykırımı da bugüne kadar yegane tutunulan dal oydu zaten bu Ermeni soykırımı diplomasisinde. O da oldu. Bugüne kadar bir şekilde allem kullem diyelim erteleniyordu. O da geçti 405'e 11. Bu yaptırımlar çok konuştuk bunu ama hani Türkiye-ABD ilişkileri dibe mi vurdu, öldü mü, ne oldu filan. Ve 13 Kasım'da da seyahati var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gerçi değerlendiriyorum dedi toplantı çıkışında. Yani belki gitmeyebilirim manasında konuştu. Ne diyorsunuz, bu defa gerçekten sona geldik mi? Yani hem demokratlar hem cumhuriyetçileri karşımıza almış gibi gözüküyoruz. Valla işte yani operasyon başladığı zaman bana sorarsan yine Dışişleri Bakanlığı bundan hiç hoşlanmayacak ama en büyük hatamız Dışişleri Bakanlığı'nın operasyonel hazırlığı yapmamasıydı. Yani yaptırılmadı belki, istenmedi. Valla onu bilmiyorum. Ona dair bir bilgim yok ama bildiğim bir şey var ki yani benim uluslararası ilişkiler literatüründen bildiğim bir şey, dışişlerin fonksiyonu budur zaten. Yani atlayacak birisine şişme bir yatak verirsiniz, dışişleri odur o anlamda. Krizi savaşa önleyemiyorsa bile savaştaki ve operasyondaki prestij kaybını minimuma indirir, minimize eder. Şimdi bu fonksiyonu aldığınız zaman ve sadece ya ben güç üzerinden bunu götüreceğim dediğiniz zaman bu sonuçlara varırsınız. Amerika'nın bize ilk kızgınlığı değil. Bu S-400'den bir yani bu, herkes söylüyor. O da bunun içinde var zaten. Evet ama çünkü herkes şey diye düşünüyor. Bu bir anda çıktı. Hayır, bu bir sedimentasyon, birikme vardı burada. Birikme başladı. Ama Trump bunu durdurur dendi. Öyle oynandı. Bugüne kadar da öyle oldu. Trump'ın popülaritesi olsaydı ve çok güçlü olsaydı senatoda ve kongrede belki. Ama Trump'a da kızgınlık var. Yani öyle farklı kızgınlıklar var ki ben şeyi duydum yani o orada olduğum dönemde duyduğum bir şey. Trump kuleleri ve bunun getirdiği menfaat paylaşımı ve tehdit filan cümlelerini duydum. Yani Ukrayna benzeri burada da acaba böyle bir şeyler mi var falan gibi. Konuşuluyor bu ve yani bütün bunlar bu bir gündem oluşturuyor. Ve yani Kürtlerin ben tamamen sosyal medyayı kazandığını düşünüyorum. Kim yani akıl ettiyse kadın savaşçılar projesini çok zeki bir adammış. Ya da çok zeki bir grupmuş, hakkını vereyim. Ve çok iyi götürüldü bu proje sosyal medyada ve gönlü kazanıldı. Videolarla çok iyi götürüldü. Yani herkes şeyi konuşuyor. DAEŞ ne kadar insan dünyadan savaş. Aynısını Kobani'de Kürtler de çekti. Yani ve bu bir çekim cazibe noktası. Bizim tam da yumuşak güç dediğimiz şey bu değil midir? Bir cazibe noktası ama oluşturdular. Yani yumuşak güçün arkasında bir de ciddi yani mesela Arin Mirkan işte Kobani IŞİD saldırdığında kendini patlatmıştı yani IŞİD şeyine. Yani bu tür
Kahramanlıklar da var. Yani fedakarlıklar, can feda. Düşman kapı. Animated the Gaze diye bir film var diye kahraman yaratmak. Evet. Bence bana sorarsan bu süreç ona çok uygun. Dolayısıyla bu yani müttefikimizi satıyoruz fikri. Amerikan Kongresi yani bağımsızlık ve özgürlük, freedom, özgürlük heykelinin olduğu bir ülke için çok çelişkili bir rakam haline geliyor ve Halk Bankası bu eski hesabın yani parçasıydı. Yani işin içine şimdi Halk Bank girmiş bunun içine. Bütün şey eski girmiş, hesaplar girmiş. S-400 girmiş. Bu harekat girmiş. Bunu yöneten işte Savunma Bakanı, Genelkurmay, 2. Ordu bunlar girmiş. Soykırım geldi. Soykırım ayrı o da ekledi. Yani ne varsa, ne varsa böyle önüne yığılmış vaziyette. Evet tamam doğru ama işte dediğim gibi yani eğer bir ağaç olsaydı ve kesseydik halkalarını görecektik bu kararın. Şimdi gördüğümüz şey bu birikmelerin tamamı gelmiş ve sonuç olarak dayanmış durumda. Kurtarabilecek kimse yok. Ama tam bu noktada ihtiyacınız olan Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik çalışması gereken nokta. Ama onu da çalıştırmamaktan dolayı artık o da atil vaziyette. Ve ne lobiniz ne bağlantılarınız çalışmıyor. Vallahi Dışişleri Bakanlığı için özellikle Amerika açısından benim dikkatimi çeken yani sosyal medyayla falan çok mesai harcanıyor. Yani insanların bu kadar misyon şeflerinin nasıl bu kadar çok vakti var onu da bilmiyorum. Bu kadar ciddi işler konuşulurken... Hani bizler olabilir, bizler Twitter falan girip bakarız ama bu görevlerdeki insanların bu denli çok uzun zamanlarını bu tür işlerle geçirmesi işte o zaman bu demek ki yapılmadı dış ki. Bu 403-16, 405-11 bu skorlar yani kendi başlarına... Dış işlerini bilen birisi olarak, lobiyi bilen birisi olarak sizi takdir edeceğini zannediyorum. Yani Amerika'da lobicilik faaliyet öyle sıradan bir mesai işi değildir. O paralar boşa gitti demek ki. Milyon dolarlar harcandı. Yani çünkü tek bir noktaya yatırırsanız, yani Kürtlerin yaptığını biz dış politikada yapsaydık, bütün lobilerden iyi olanları yatırıp ve onların sürekliliğini kontrol edebiliyor olsaydık ve bu bağlantıları açıkta tutsaydık ve belli hataları yapmaktan çekilseydik bu noktada olmayabilirdik. Evet. Peki İbrahim Varlı'ya da sorayım bu Türkiye-ABD dediğiniz gibi. Şimdi bir tasarı Ermeni soykırımı. 60 senedir geçmeyen geçti. Ayrıca bu yaptırımlar da aynı gün. Bunlar Temsilciler Meclisi'nden işte bu 3-2'yi aşan çoğunluklarla geçti. 13 Kasım'da da Erdoğan'ın mutasavver denir. İşte tasarlanan dışişlerinde öyle derler. Washington ziyareti var. SU-35 alım konusunda da adım atılmak üzere olduğuna dair de kuvvetli rivayetler var. Burada yine kazanan tersten bakarsak Putin mi oldu? Yani Türkiye ABD'nin arasını iyice bozup oturduğu yerden kıs kıs gülüp elini ovuşturarak iyice artık NATO'yu dinamitledim. Türkiye ABD ilişkileri karaya vurdu gibi bir. Yani kıs kıs güldüğü doğru. Henüz o NATO şeyinde bir çatlak yaratabilmiş değil adresiyle ama bir soğukluk kattı. Aşikar, daha ortada. Fazla gerilim kaldırır mı yani Türkiye-ABD ilişkileri? Ya muhtemelen biraz daha... Bunu konuştuk ama hep de kaldırıyor bir şekilde. Bir şekilde kaldırıyor. Mecbur iki ülke birbirine. Yani birbirine mecburla yani sonuçta yani AKP'ye rağmen Türkiye büyük bir ülke, büyük bir güç. Haritadaki yeri var işte. Tabii haritadaki yeri var, konumu var. Her anlamda askeri olarak, ekonomik olarak hani bir çırpıda alıp kenara itebileceğiniz bir ülke değil. Şimdi ABD de bunu görüyor. ABD işte Beyaz Saray Trump yönetiminden bunu görüyor ama... Ters tepmez mi bu yaptırımlar uygulanırsa? İran'da hani öyle konuşuyor, İran'la ilgili konuşurken kolay onu söylemesi işte İran'da bu. Burayla ilgili olarak da bunlar ters teper diyebilir miyiz? Yani anti-Amerikancılık zaten çok yüksek ve yaygın ama... Uzun bir süredir zaten hep Türkiye'de anti-Amerikancılık esasında var. Hani kitle tabanı, her tabanda var. Hani Amerikan zaten buradaki algısı belli. Haklı bir nefrete, öfkeye bir şekilde... maruz kalıyor. Ama buradan Türkiye'nin hani bunu kaldırabilecek mi bundan sonraki adımları görmek lazım. Hakikaten tam böyle AKP bu torba yasaları çok meraklıydı. Hep meclisi öyle işletiyordu. Şimdi öyle ABD torba yasağı. Yani şimdi soykırım ne alaka? Hadi onu anlattık da daha 10 gün öncesinde ateşkes imzalandı. Trump işte o başkanlık kararnamesiyle yaptırımları kaldırdıkları açıkladılar. Hani Rusya'yla da bir ek 150 saatlik süre alındığı zaman. Şimdi ne oldu da birdenbire geldiler? Hani bunun ne kadarı... O tabii başkanın yaptırımlarıydı. O başkanın yaptırımlarıydı ama yani sonuçta oradan bir korkuluktan bahsediyor. Evet. Başkan hani sonuçta bir şekilde tam Trump sevilmiyordu. Yani dediğiniz gibi birisi demiş ki Türkiye'yi rahatsız edecek ne var hepsini listeleyin bana listeleyin, getirin. Hepsi alt alta konmuş ondan sonra getirelim bunu meclise deyip.
Tabii yani şimdi çok ilginç şeyler onu var. Şimdi Erdoğan ailesinin 7 sülalesine kadar mal varlığı falan. Onu araştırın diyor. İçin neler yani, bunlar çok ciddi anlamda ve bunda yok ama diğer şeylerde sık sık hani bakın savaş suçundan ondan bundan çok sık gündeme getirildi. Hani bu işlerin sonunda lahaya varına getirmeye getirecekler. Yani açık bir tehdit var ve açık bir ciddi bir kıskaç söz konusu. Yani buradan Türkiye'nin hakikaten nasıl yani aşacağız? Size göre, sizin öngörünüze göre Erdoğan yaklaşımını, dış politikasını değiştirir mi bu baskı sonucunda? Şimdi direnecekti, sonuna kadar direnecekti ama ben bütün şimdi bütün totalde bunların nereye tekabül edecek, bütün bunların niçin yapıyor geldiğiniz zaman benim hani aklıma kişi olarak naçizane iki şey vardı. Bir, öyle ya da böyle Türkiye'yi YPG'li, SDG'li ve Suriye Kürt'leriyle bir şekilde masa yani bir ortak konsensusta buluşturacaklar. Neyse o proje neyse, plan yani neyse. Yani yeni bir barış süreci mi bu? Yeni bir barış sürecine oturtacaklar. Bütün bunlar da ona yönelik bir hamle. Yoksa hani niçin bunları yapsın? İkincisi hani İran'ın kısmı bir sonraki hamle ama öncelikli olarak Suriye'de, Fırat'ın doğusunda veya Kuzey Suriye'de oluşacak bir de facto yapılanmaya Türkiye bir şekilde razı yani etti. Yani siz şunu demek istiyorsunuz doğru anladıysam. ABD şunu diyordu. Ya ben hem Suriye tarafında SDG ile çalışmak istiyorum. Evet. Şam'la, Rusya ile İran'ı istemiyorum. Evet. Bir yanda da Türkiye benim müttefikim onlarla. Fakat bu olmuyor. Bu ikisi birbiriyle didişiyor. Ben bunları da barıştırmak mecburiyetindeyim. Evet, evet. Bu ikisiyle ben yürümek istiyorum diyor yani. Evet, orada yeni bir ittifak yapısı bir şekilde oluşturulmaya çalışıyor. Türkiye tek başına yetmiyor. Aslında yetebilirdi ama dengeler, Suriye savaş sahası buna el vermedi. Şimdi Kürtler bir şekilde bir aktör. Hem İran içinde hem bölgedeki bölgesel politikalar açısından da Kürtler bir şekilde kullanabilecekler, birlikte yol alabilecekleri bir aktör oldular. Şimdi Kürtleri bir şekilde bu saatten sonra bırakmaz demek Kürtlerin Rusya'ya, işte Suriye yönetimiyle birlikte hareket etmesi demek olacaktır. Bunu istemiyorlar. Türkiye'nin de sürekli işte böyle bir yönetim varken çok güvenilmediği için, güvenilmeyeceği için de her iki aktörü bir şekilde ortak bir potada bir araya getirecektir. Ben bütün bunların da Türkiye'yi yani Erdoğan hükümetini, AKP hükümetini masaya oturtmanın hem Suriye sahasında yapılabilirse onun bir de iç yansıması olacaktır. Çünkü buradaki mesele de masa devrilmişti ama yeniden bir masanın kurulacağını, kurulmak zorunda olduğunu görüyorum. Çünkü bu savaş politikaları, bu politikalar daha fazla çok sürdürülebilir değil. Yani ne ABD açısından, ne Türkiye açısından, yani krizden sürekli bir öteleme hali söz konusu. Ama artık cin şeyden çıktı. Özellikle Suriye sahasında. Evet. Onu tekrardan yerine koyamayacaksınız. Peki Salih Hocam, bu İbrahim Varlı'nınki çok oldukça özgün bir yorum. Yeni bir barış süreci, Suriye'de SDG ile Türkiye ile beraber çalışmak, böyle bir, siz de böyle bir izlenim edindiniz mi? Böyle bir ABD'nin yapmaya bu uyguladığı baskının sonucunda varılmak istenen yer bu mu sizce de? Veya genel olarak bu barış konusunda, yeniden masaya oturmak konusunda sizin söyleyeceğiniz bir şeyler olur mu? Yani aynı ABD'den bahsediyoruz bilmiyorum. Eğer aynı ABD'si yani şu İran'ın İsrail-Filistin meselesinde Kudüs'ü başkent yapıp sonra bütün olası muhtemel barış süreçlerini bitiren ABD ise yani benim onun bu kadar başarılı ama olduğuna dair bir inancım. O İsrail-Filistin bu bizim konuştuğumuz şey. Ben Amerika'nın, Pax Amerika'nın Orta Doğu'da bittiğini ve sona geldiğini düşünenlerdenim. Çünkü yani gelmediyse bile bunu sağladılar. Oyunu kuramıyorlar. Bu konuda çok becerikli değiller. Türkiye'nin kendi iç politikayla ilgili açmazlarından dolayı o masaya oturmak konusunda problem yaşadığını düşünüyorum. Yani Esad'la masaya oturabilir ama Kürtlerle masaya oturabilir nedir mi? Nedir o açmazlar sizin yani bir yani çözüm sürecinden sonra Türkiye Kürtler meselesinde ciddi problem yaşamış durumda. Ve bunu adım atmak ve iyileşmek konusunda hiçbir adım da atmadılar. Daha da her seviyede daha işin içinden çıkılmaz hale getirdiler. Bütün bunlar olurken ve devam ederken gidip YPG ile aynı masaya oturup zafer diye tanımladığı şeyi bir ittifak haline getirebilmek bana çok zor gözüküyor. Yani bunu yapacaksaydı da yani madem böyle bir imkan ve ihtimal vardı da niye biz bunu en baştan kullanmadık? En başta biz bunu kullansaydık yani en başta bizim Suriye Kürtleri yapacağımız bir ittifak şu anda bulunduğumuz pozisyon Suriye için çok değiştirdi. O tabii aslında Kobane'ye IŞİD saldırdığında Türkiye destek olsaydı bambaşka olacaktı. Yani hep yol açmaktan bahsetmiyorum ben. Çok daha en başta stratejik bir Ankara'ya çağırıp konuşmaların yapıldığı dönemde bu ilerletebilseydi. Evet. O ilerletilmedi.
Yani böyle bir şeydi ama Amerika bunu yapabilir mi? Yapabilir ama ben Amerika'da yine aynı şeyi görüyorum. Yani tek Amerika yok. Oyunu Rusya mı kuruyor? Ben şu anda oyunu Rusya'nın kurduğunu düşünenlerdim. Yani çok iyi oyun kuruyor. Kapasitesi çok yüksek değil. Yani devam ettirebilme becerisi çok yüksek değil ama şu anda çok iyi oyun kuruyor. Ve 3-5 tane farklı insan şeyi de figürati de sahada çok iyi oynatmayı beceriyor. Ben bunu görüyorum yani. Tek başına yapmıyor. Zaman zaman bu oynattığı figürler de ona çok yardım ediyorlar. Kendi ihmalkarlıklarıyla. Ama Rusya oyunu bence çok iyi sürdürüyor. Amerika bu noktada ne yapmak istediğine karar veremedi daha. Yani Amerika çünkü parçalı. Pentagon ayrı bir saz çalıyor. İstihbarat ayrı bir saz çalıyor. Hükümet ayrı bir saz çalıyor. Senato Kongre ayrı bir saz çalıyor. Yani bütün bu kadar çok fikirlik arasında Amerika... Yani Amerika'nın tabii buradaki ana problemi şu. Ama orada da bize benzer bir durum var. Siz de saymayı unuttunuz zaten. Dışişleri de orada da kayıp. Kesinlikle orada da kayıp. Orada da kayıp. Yok doğru söylüyorsunuz orada da kayıp. Ve bütün bunların hepsinin farklı bir beklentisi ve tasavvuru var. Şimdi bunları ne olduğu tek noktada birleşmeden bir oyun kurabilme kabiliyetleri çok zayıf. Yani ben Rusya'dan farklı ve çatlak bir ses şimdiye kadar hiç duymadım. Bütün hepsi aynı akortta geliyor. Farklı şeyler çalıyor olabilir ama akortlar hepsinin aynı. Amerika'da ben bunu göremiyorum. Bu da stratejik olarak yapacakları hamlenin başarısız olacağını sinyalini veriyor bana. Tabii Rusya'da bu ekip yani Lavrov, Şoygu, Gerasimov. 20 yıldır birlikte yani. İşte 20 yıldır memleket yönetiyor yani. Lavrov 20 yıldır neredeyse kesintisiz Dışişleri Bakanlığı yapıyor yani. Amerika'da 3 yılda 3 tane 4 tane Dışişleri yani Bakanlığı. Yani hesap verebilirlik bakımından, şeffaflık bakımından da çok başka bir sistem tabii ABD gibi. Şimdi 10 dakika civarında süremiz var. İkinize de 5'er dakikayla pay ederek İbrahim Varlı'dan başlayalım. Şu Lübnan Irak, hani Şili'ye girmeyelim, uzakta kalıyor. Ama Lübnan Irak çok büyük. Her ikisi de benzer etnik ve mezhepsel bakımından parçalı yapılar. Aynı şekilde paylaşılmış bakanlıklar, bir bozuk düzen. Aradaki büyük fark, Irak çok zengin bir ülke, çok zengin petrol yataklarını sağlıyor. Lübnan işte küçük ama politik olarak önemli. Bir de tabii 75'ten 92'si o kadar kanlı bir iç savaş. O da çok sinematografik bir iç savaştır yani tabii ki can kaybını küçümsemeden söyleyelim. Irak da kendine göre hem bir iç savaş yaşadı, korkunç, hem IŞİD'le mücadele yaşadı. İki tarafta da halk sokaklarda... Ne anlatıyor size? Devamını nasıl görüyorsunuz? Şimdi muhtemelen yani devamından çok fazla... Bir de ikisini, bunlar ikisi benzemez de diyebilirsiniz tabii. Ben beraber sordum ama... Yok aslında pekala yani. Çok iyi bir şekilde benziyor. Hakikaten her iki ülkede içeriden 3'e 4'e bölünmüş bir şekilde hem idari olarak, yönetimsel olarak, anayasa olarak bölünmüş ülkeler birbirine aşağı yukarı aynı benzer pozisyonlara sahipler. Ama bu hareketlerin o kadar muazzam hareketleri ki sokak hareketleri, açlığa, yoksulluğa, geleceksizliğe karşı yapılan bu hareketler bütün bu ülkelerdeki o mezhepçi, o etnik temelli yönetim modelini, siyasi yapıyı, idari yapıyı aşağı reddediyor. Yani o mezhepçiliği, o etnik yapıyı... Bu bir siyasi bilinç gösterisi değil mi? Aynen öyle. Yani bunu bir... level atlatabilirlerse zaten buradan muazzam bir şeyler çıkacaktır. Bir uluslaşma olacak ilk defa. Hayır, hem uluslaşma olacaktır hem kaynaşacaklardır. Yani çünkü örneğin Lübnan çok katı bir mezhepçi, etnik temelli ayrışan bir ülkede bütün bugün siz program başında bahsettiğiniz Ümit Fırat Açıkgöz'ün çok güzel hakikaten yani bütün o izleyicilere okuması tavsiye eden çok sınıfsal bir bakış açısıyla yazılmış. Bütün bu mezhepçiliği aşan, bütün bu toplumsal ayrışmayı aşan yani örneğin ülkenin güneyinde, Sur kentinde işte Emel Hareketi'ne karşı 17 yıldır meclis başkanlığı yapan Said Berri miydi? O tarz bir şeydi ismi. Tam Nebih Berri. Nebih Berri. Nasıl Emel Hareketi'nde. Aynen Emel Hareketi'nde protesto edildiğini söylüyor. Yukarı çıkıp Trablus'ta veya işte Hariri ailelerinin bunu kentlerde, Sünni kentlerde nasıl onlara tepki olduğunu, Hizbullah'a bütün bu şeye rağmen nasıl tepkinin oluştuğunu çok bariz bir şekilde anlatıyor. Hareketlerin aslında güzelliği burada. Çünkü bütün bu yoksullaştırılan, bütün bu zamlardan, vergilerden, hayat pahalılığından, yoksulluktan nasiplenen bütün kitleler esasında hepsi kardeş olduklarını gördüler. Hepsinin aynı olduklarını gördüler. Hani Hizbullah taraftarı da olsa o yoksulluktan payına düşeni alıyor. Emel hareketini desteklese de... Bir modernite var burada. Modernite de var. Kadınlar çok ön planda. Özellikle Lübnan zaten muazzam ama Irak'taki fotoğraflara da bakılınca görecektir ki gençler...
Hı hı. Artık kadınlar da çok ön saflardalar. Muazzam bir de yani Irak gibi bir ülkede hani o savaşın yıktığı, işte işgallerin halen aslında fiil olarak devam ettiği bir ülkede haftalardır, günlerde süren böyle bir toplumsal ayaklanmanın olması muazzam bir şey. Çünkü hakikaten o coğrafyaları yani bilmeyenler yani çok şey yapamazlar. Ne olacak hani Irak'ta, ama Irak hakikaten başlı başına farklı bir ülke. Orada sokağa çıkmak, günlerce bunlar talep etmek ve yani bütün orada da bir sürü etnik parçalanmışlık söz konusu. Sadece oradaki Şii'yle kendi içerisinde bin türlü parça bölünmüş durumda. İşte sadr hareketi ayrı bir şey, diğeri ayrı bir şey. Ama hepsinde öfke var. Çünkü bütün yönetici erkek karşı var. Buradan hani bir yere evrilir mi? Açıkçası çok evrileceğini sanmıyorum. Hani geri adımla attırdılar. İşte Hariri istifa etti. Şili'de 8 bakan gitti. Diğer Irak'ta İl ilçe meclisleri evet. Orada da lanet edilmiş. Evet işte Mehdi, Abdülmehdi işte sıkışık durumda. Buradan bir takım reforma gelecektir. Ama muhtemelen bu hareketlerde bunun ötesine geçemeyecekler. Hani böyle toptan bir yok edişe, bir alt üst oluşa çok fazla evrilecektir. Çünkü hareketlerde tıpkı bizim Gezi'deki gibi çok öfke var, tepki var, güzel bir dinamizm var ama işte liderlik yok, ama bir organize olma yok. Evet. Tamamen hani içsel tepkilerle, içsel dürtülerle bir şekilde canı acıyanlar sokağa çıkmış durumda. Orada da örneğin Lübnan harekete baktığın zaman şey yok. Yani hani bu hareketi kim nereye sürükleyecek? Bir hareketin orası liderliği dahi yok. Yani peki, şeyi yok. Teşekkür ederim. Son söz Salih Bıçakçı'da. Her iki ülkede de hem Savra devrim hem Hürriye özgürlük dedikleri duyuluyor. Ve mikrofon tutulduğunda da ya bizim derdimiz artık petroldü, elektrikti, ekmekti, maaştı değil. Biz özgürlük, devrim istiyoruz diyor Lübnanlı da, Iraklı da. Size bilmiyorum iyimserliğe sevk etti mi ya da nasıl bir öngörünüz var? Vallahi, ne düşündürdü bu iki ülkedeki halk hareketleri? Bir yani kaos geleceği ve gelmekte olduğu kesin. Birincisi bu. İkincisi daha her iki tarafında kaos. Evet, Şii ağırlığının da olduğu ve önemli rol oynadığı iki ülke olduğu dikkate alınca ben İran'da başlamış ve devamış halk hareketlerinin bağlantısıyla ekonomik durumuna dikkati de çekmek istiyorum. Çünkü bu iki toplulukta da ezilen daha çok alt tabaka. Alt tabaka ortalıkta ve bu iki ülkenin de yozlaşma, ekonomik yozlaşma ve bozulma problemi var. Ve bundan çok müştekiler. En büyük problem de devletin ana hükümetindeki insan olanların yozlaşması ve bu yozlaşma ekonomik dağılım bozuyor. Neye sahip olurlarsa olsun. Lübnan'da bu daha tedirginlik verici bir şey. Çünkü iç savaş hakikaten çok kanlı geçti. Hariri ailesinin toplu Taif anlaşmasına kadar bir karmaşa gördük. Ve onun sisteminde bunu görebilmek çok zor. Irak hakeza, Irak'taki Şii, Kürt ve Sünni arasındaki dengenin bozulması ve bu nüfusun sonrasında hiçbir şekilde huzura erememesinde yine aynı görüyorum. Hürriyet gelir mi ve özgürlük gelir mi, bundan çok emin değilim. Ama yani Orta Doğu'da gördüğüm ana unsur sosyal ve toplumsal sözleşme ve devletin halka vaat ettikleri artık eski sistemde bitmiş durumda. Her şey özele devredilmiş durumda ama hala sanki devlet görevlerini icra edermiş gibi insanlardan para topluyor, vergilerini almaya devam ediyor ama hizmet götürmüyor. Ve bu hakikaten yani hem Emel'in kuruluşu hem Hizbullah'ın kuruluşu bir halk hareketi olarak kuruldu. Haklarını koruma ve ilginçtir ki bu Hizbullah'a karşı, İsrail'e karşı haklarını korumak şeklinde kurulan bir şeydi. Bunu yeniden görüyoruz tezahürünü. Çünkü insanlar emeklerin karşılığını alamıyorlar. Almak için çabaladıkları takdirde bile bir karmaşayla karşı karşıyalar. Bunu toplamak da zor görünüyor. İran'dan söz ettiniz. Sizin çok iyi bildiğiniz İsrail bir başka ülke. İsrail memnun mudur bu iki ülkedeki bu şeyden? Genel olarak herhalde memnun değil mi? Hem Lübnan, hem Suriye, hem Irak, hepsi birden. İsrail, Hizbullah'ın şu anda meşgul olmasından çok mutlu olduğunu söyleyebilirim. Yani Irak konusunda zaten o coğrafya tasavvuru açısından uzakta olduğu için çok ilgilenmiyor. Ama bu KRG'ye bir şekilde bağlanmaya giderse oradan rahatsız olabilir. Ama yani Hizbullah'ın meşgul olması özellikle Suriye'de bu güçlendiği ortamda çok mutlu edecektir. Peki, çok teşekkür ederim her ikinize de. Aslında bu söyledikleriniz bana şunu düşündürdü. Bu halk hareketlerini, Lübnan'ı, Irak'ı, ayrıca Sudan'da başarılı oldu, o bitti. Ama Cezayir devam ediyor. Kaç cumadır. Tunus'ta ne olacağı belli değil.
Mısır'da da ilginç bir biçimde o kadar büyük baskıya rağmen Sisi'nin Mısır'da da sanki alttan alta böyle bir homurdanma, buralara öykünen bir hareketlenme var. Ama herhalde hiç konuşmadığımız ABD'nin de beklentisi keşke benzer bir ayağa kalkış İran'da olsa, asıl hesap buydu diye düşünüyor. Yani o İran'a yapılan o büyük baskı, ekonomik sıkıntının böyle bir şekilde İslam Cumhuriyeti'ne karşı ayaklanmayla sonuçlanmasını hesap ediyorlar ama o olmuyor. Ya hesapladıklarının dışında Arap yarımadasında böyle olabilir, bir şey tabii, olursa çok doğru. Bunu nasıl o zaman? Suud hanedanı, Suud hanedanı ortadan kalkabilir evet, bir anda. Birleşik Arap Emirlikleri'nde evet. Bunu görmüştük olabilir. Ve hala vardı. Evet. Güç bastırılmıştı. Belki Arap devrimleri 2-0 yüklenmeye başladı. Belki bunu ayrı bir programda uzun uzun konuşmak lazım. Ben herkese de çok teşekkür ederim. Değerli İbrahim Varlı, değerli Salih Bıçakçı. İzlediğiniz üzere bu yakın doğuda, yakın çevremizdeki halk hareketleriyle bu programı bağladık. Gelecek haftalarda bunu daha çok konuşacağı benziyoruz. Belki ayrı bir program yaparak bunu, şu Suriye'den bir türlü kafamızı kaldıramıyoruz ama bunların üzerinde durmak lazım. Dilerim siz de izlersiniz. Gelecek Dünya ve bizler de iyi geceler dilerim.